Vay vay vay. Veteran Harun out, köpek balığı Harun in ha? Ne oldu, baydı mı senin karavan hayatı ya? Ortamlara dönüş. Karavan hep olacak. Ek iş değil. Anlatabildim mi? Yani hem iş hem sohbette diyebiliriz deli oğlan. Anladım. Sen ne yaptın küçük hanımla, Minnos savcıyla? Yani işte iki ileri bir geri. Biz dava peşinde koşturmaktan hayatı ıskalıyoruz abicim. E çok normal, babanla uğraşıyorsun şimdi. Ama şu gönül davalarını da es geçme. Ceza hukukunun kalbine işlettirme. Anladın deli oğlan. Babam çıkarayım abi içeriden de. Şimdi bütün savunmamı cinayet gecesi üzerine kurdum. Eğer babamın o gece ne yaptığını kanıtlayabilirsem bir yere varabilirim diye düşünüyorum. İlk telefon konuşması 20.36. Babam beni arıyor, mesaiye kalacağını söylüyor. Holdingden çıkışı 21.14. Bilmediğimiz bir sebepten mesaiye kalmıyor, holdingden çıkıyor. Mağazadan telefon alınması 21.34. İkinci telefonu alıyor mağazadan. Ve daha sonra da son telefon konuşmamız 05.13. Bu iki saat arasında ne olduğunu bulmam lazım. Ve bunun için o gizemli güvenlik görevlisine ihtiyacım var. Ve onu nasıl bulacağımı bilmiyorum. Anladım. Deli olan bende şöyle bir şey var. Bak bakalım işine yarar mı? Ne bu? Nasıl ya? Ne nasıl yani bu bir anda şak diye? Bahçede gördüm. Bahçıvan mı zannettin? Biz eski memuruz oğlum. Bizden evrak kaybolmaz. Bak. O gece. Cinayet gecesi. Her kapıda bir tane güvenlik görevlisi var, nöbetçi. Dolayısıyla da emir kranlarla ormanlık arasındaki kameranın başında da bir tane güvenlik görevlisi var. Adı neydi onun? Hasan Erköy. Hasan Erköy işte. O. Peki hala emir kranlarda mı çalışıyormuş? Yok. 3 sene önce ayrılmış, şimdi süt fabrikasında çalışıyor. Ruşen gidip baktı. Bir tek ilkokul numarasını bulamadım. Daha ne yapayım sana ya? Eski Harun Yakar. İnanılmaz. İnanılmazsın. Ben gitmek zorundayım. Biliyorsun davalar beklemez. Sen de boş durma, çalış burada. Hadi bakalım deli olan, görüşürüz. Yakarsa dünyayı Harun yakar. Sen de karavana sahip çık. Eyvallah. Şu Azat Emir Kıran'ı bir çıkarabilseydi mahkemeyi bu salak. En azından Fecir'i tutuklatırdı. Zengin bir züppe katil olmuşlar, geçerlerdi. Ama işte şimdi meseleyi bizim tarafa sıçratıyor. Zaten sıçratmaya başlamış. Duruşmada suçu babamın üzerine yıkan yapı demiş. O zaman daha fazla suyu bulandırmadan harekete geçiyoruz komiser. Burası mı abi? Vallahi Harun Yakar'ın verdiği adres buraydı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hasan Erköy, sen miydin kardeşim? Siz kimsiniz? İyi akşamlar tekrar. Avukat Umut Tanrıkulu ben. Benim babamla 5 yıl önce Emir Kıran Plaza'da çalışmıştınız. Rıza Tanrıkulu, hatırladınız mı? Bu Emir Kıran Plaza'da bir hani parti olmuştu. Ondan sonra bir cinayet olayı olmuştu. 5 sene evvel. Hatırlayabildin mi ya? Evet Rıza abi, hatırladım. Ben Rıza abinin hem avukatıyım hem oğluyum abicim. Rıza abi hala yani içeride mi? İçeride ne yazık ki, ama eğer sen konuşursan abicim dışarı çıkabilecek. Ne konuşması, benim cinayetle minayetle ne işim olur? Yok bir dur sakin ol, gözünü sevdim ya, adam bir dinle hele ya. Abi bak, benim babam 5 yıldır haksız yere hapis yatıyor. Eğer sen zannediyorum onu görmüşsün, Emir Kıran Plaza'nın dışında görmüşsün o gece. Doğru mu? Evet gördüm. Yani elinde bir poşet vardı, öyle tuhaf tuhaf yürüyordu. Tam olarak buna ihtiyacımız var abi. Tanıklığına ihtiyacımız var. Geleceksin, bildiklerini anlatacaksın. Senin korkacağın hiçbir şey yok. Thank you.
Şimdi Hasan kardeşim, ben seni anladım derdini. Hani öyle mahkemedir, şudur budur falan değil ya, sen bir çekindin. Hiç öyle bir şey yok. Sen bana da benziyorsun aslına bakarsan. Senin memleket nere? Erzincan. Erzincan, ben de Erzincanlıyım. Senin canını yediğim. Aslına bakarsan ben orada olacağım. O orada olacak. Bizim senden istediğimiz, gelip gördüğünü anlatacaksın. Şu kardeşimize bir yardımcı olacaksın. Bu kadar basit. Abi inan, hayat memat meselesi. Yani masum bir insanın kaderi şu an senin iki dudağının arasında. Vallahi de billahi de öyle. Tamam, geleceğim. Eyvallah abiciğim. Eyvallah. Aslansın. Rıza abinin vakti zamanında çok iyi dokundu bize. Helal olsun sana. Allah razı olsun kardeşim. Sağ ol abi. Ne oluyor ya? Hasan Erköy, sen misin? Benim. Hasan Erköy, savcılık kararı var. Hırsızlık şüphesiyle seni gözaltına alıyoruz. Alın bunu. Bir dakika, ne kararı ya? Ne yaptınız zannediyorsunuz ya siz? Böyle mi durduracaksınız bizi Cevher Bey? Ne yapıyorsunuz? Bakın, bir yanlışlık yapıyorsunuz. Ha, bu mu geliyor elinizden? Cevher komiser. Bunların hepsinin bedelini ödeyeceksiniz, hepsinin. O Süreyya savcına da söyle, Emir Kıranlar da kurtaramayacak bunu. Abi, hepsinin bedelini ödeyeceksiniz, hepsinin. Ya ne kararı? Hepiniz göre ödeyeceksiniz bunun bedelini. Neye göre bu kararı ya? Bir söylesenize. Alo. Şişt. Sen var ya sen, yemin ediyorum polislerin yüz karasısın be. Biz göre göre aldılar adamı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.